Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir açıklama yapıyor. Sultanı Mevlana'nın, Sadreddin Konevi'nin, Şems-i Tebrizi'nin rahlesindeyiz. Her sokağında, her taşında, her duvarında vefanın, ilmin, ihlas ve aşkın izleri bulunan beldede Tahir Büyükkörükçü hocamızın, Hacı Veysade Mustafa Efendi Hazretlerinin, Ali Ulvi Kurucu hocamızın dizlerinin dibindeyiz, gözlerinin önündeyiz. Bu Konya, kadim Konya, güzel Konya, öyle bir şehir ki ülkesini seven, çalışkan, davası için her türlü fedakarlığa hazır, hasbi ve harbi insanların memleketidir. Ne mutlu bize ki bu kadar ulvi zenginliklere sahip bir şehrin evlatlarıyız. Ne mutlu bize ki bu aziz şehre hizmet ediyoruz. Bu taşı toprağa aziz kılınmış şehri, başta çevre ve şehircilik olmak üzere ticaretten sanayi ve tarıma, eğitimden sağlık, ulaşım ve kültüre kadar her alanda daha zengin, daha müreffeh bir noktaya taşımak için var gücümüzle, işte buradaki toplulukla birlikte, vatandaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. 2020'nin Haziran ayında ilkini Konya'da başlattığımız 2023'e doğru Güçlü Şehirler, Güçlü Türkiye programıyla Konya yatırımlarımızın müjdelerini sizlerle yine bu salonda paylaşmıştık. Hamdolsun o gün sizlere verdiğimiz sözleri bugün tutuyoruz. Projelerimizin temellerini atıyor, açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Sadece Konya'da değil, Türkiye'de değil, dünyada örnek gösterilecek projeleri hep birlikte başlatıyoruz. Bu süreçte belediye başkanlarımız var. Bu süreçte milletvekillerimiz var. AK Parti il başkanımız var. Milliyetçi Hareket Partisi il başkanımız var. Vatandaşlarımız var ve hep birlikte bir birlik, beraberlik içerisinde, bir ahenk içerisinde bu projelerimizi, bu süreçlerimizi yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde, onların gönlünü almak suretiyle inşallah hizmetlerimizi yapmaya devam ediyoruz ve hep birlikte bir kez daha ya Allah bismillah diyoruz. Kıymetli hemşerilerim, tabii dedelerimiz hep söyler, gez dünyayı, gör Konya'yı.